Hoş geldiniz. Ben Cidit Liberman. Bu programda her hafta hayatımıza tat katan, hatta sıradan bir günümüzü muazzam bir güne döndürebilen bir tutam ilhamın peşinde merakla düşüyoruz. Bugün paleoçoluktan başlayıp hissetmekten, seyrettiğimiz diziler ve hikayelerden bahsedeceğiz ve bütün bunları bizi nasıl kendimize yaklaştırıp özgürleştirebilecekten bahsedeceğiz. Ayrıca videonun sonunda hem çok kolay hem de çok etkin bir uygulama sunacağım size. Haydi o zaman başlayalım. Bugün size biraz modern paleoçoluğun teorisinden bahsetmek isterim. Sanat terapi okurken odaklandığım sanat dalı bu az bilinen ve son derece filozofik sanattı. İleride bu alanda öğrendiğim başka şeylerden bahsedeceğim fakat bugün eylemci olmaktan bahsetmek istiyorum. Eminim bildiğiniz gibi İngilizce'de ve Fransızca'da oyunculara aktör yani eylemci denir. Yani yapan kişi. Yani günlük hayatta biz. Açıklıyorum. Bir aktör kapı gördüğünde onu açar. Girdiği odaya bir sandalye gördüğünde üstünde oturur. Sandalyenin yanında bir şişe görüyorsa o zaman onu alır, içer. Ve akşam evine gittiğinde biri ona bugün ne yaptın diye sorarsa bugün kapı açtım, sandalyede oturdum, su içtim der. Yani yaptıklarını listeler. Bir aktör act yani eylemlere odaklanır. Akşam gelince yaptıklarını bir bir sayar ve yapmadığı şeyleri eksik sayar. Eylem bir artı, eylemsizlik bir eksi. Başka bir yol var mıydı? Başka bir yol var mıydı diye sorabilirsiniz. Evet, palyaçonun yolu. Peki palyaço ne yapar? Modern palyaço, o da bir performans sanatçısı ama aktör değil. O tam bir oyuncu. Neden? Çünkü eylemden çok hissiyata odaklanır. Eylemi sonuç için değil, sunduğu hissetme fırsatı için girişir. Yani oynuyor. Çünkü oyun bu. Sonuç sıfır, %100 süreç. Palyaço hocamın bir sözü kulağımdan hiç çıkmıyor. Kapalı bir kapının önünde dururken sakın onu açma. Eylem durumu geçiştirir. Oyunu yok eder. Deneyimle. Kal ve oyna. Kapalı bir kapının önünde bulunmak nedir? Sana ne oluyor? Ne hissediyorsun? İçinde ne varsa onunla oyna. Yani hisset, kulağın, ifade et. Yani dışlanmışlığı oyna. Yani merak oyna. Yani amacına doğru giderken bir engelle karşılaşmayı oyna. Tereddüt, utangaçlık, davet bekleme, kapı çalma korkusu, heyecan. Meğer ne çok şey hissedebiliyoruz bir kapalı kapının karşısında. Her eylem birden çok kaynağı var. Birçok farklı duygudan gelebilir. Bütün mesele fark etmekte. Sandalyede oturmak bir rahatlama mı yaratıyor? Yoksa tehditkar görünmemek için kendini küçültüyor musun? Göze çarpmamaya mı çalışıyorsun? Herkes oturuyor diye herkese uyumlanmak için mi oturuyorsun? Hayatın hızlı akışına kapılıp kapı açma veya oturma veya başka bir eylemine bir an önce geçerken neleri es geçiyoruz? Her eylem bir duygudan geliyor. Otomatik gibi gelse bile ve hayatının direksiyonuna oturmak için duygularımızı fark edip hissetmek lazım. İki listen var. Yapılacak listen ve hissedilecek listen. Yaptığın her şey bir duygu ile geliyor. Ancak onu hissettiğinde eylem tamamlanmış oluyor. İşte dengesizlik buradan geliyor. Hızlı gitmek için duygu kanalı kapatıyoruz. Hissettiklerimizi dev bir kapak yapıştırıp
geriye bakmadan bin bir hedefin peşini koştuğumuzda yapılacak listemizdeki maddeler tek tek azalırken hissedilecek listemiz uzayıp duruyor. İşte bence o yüzden hayatımızda kurgu var. Masal, roman, dedikodu, dizi, film, kurgunun hangi formunda yutarsan yut, kurgu bir hissetme fırsatı. Günlük hayatımızda hissetmeden yapıyoruz ama roman okurken yapmadan hissediyoruz. Bir örnek vereceğim. Sabah okula giden çocuk geç kalmamak için koşuyor. Talimatları takip etmeye odaklanırken, ona verilen her işi doğru yapmaya çalışırken, eylem akışın içindeyken, evden uzaklaşmak, tanımadığı dev, çok kuralcı, çok sesli bir okulda bulunmanın korkusunu bastırabilir. Ama akşam masal dinlerken annesi babası tarafından korkutucu bir ormanda terk edilen çocukların hikayesini dinlerken gün boyunca bastırdığı korkuyu hissetmek için bir fırsat kazanıyor ve dengeleniyor. Duygularımızı kurguda keşfediyor, deneyimliyor ve kurgu sayesinde hatırlıyoruz. Kurgu tüketirken eylemci değiliz. Ama eylemciyle empati kuruyoruz, duygudaşlık ediyoruz karakterlerle. Hatta kendimize göstermediğimiz duygudaşlığı onlara gösteriyoruz. Şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğim size. Bana hangi kurguya bağlandığını göster, sana hangi duyguyu bastırdığını gösteririm. Gibi tükettiğin her kurgu sana gündüz yeteri kadar hissetmediğin bir duyguyu yaşatarak seni yatıştırır. Ama esas şifa kurguda deneyimlediğimiz duyguları hayatımızda deneyimlemektedir. Çünkü ancak sahada hissettiğinde davranış ve hayat değişimi yaratırlar duygular. Birçok ebeveyn bana gelip çocukların hep aynı masalı dinlemek istemesinin onları endişelendirdiğini söyler. Oysa ki yetişkinler bundan çok farklı değil. Her akşam aynı diziyi seyretmek aslında her akşam aynı masalı dinlemekten farklı mı? Bölümler azıcık farklı olsa bile her birinin içimizde benzer duyguları uyandıracağını biliyoruz ve bildiğimiz için bu diziye gidiyoruz. Seyrettiğin dizi bir polisiye bölüm. O zaman başına karmaşık bir vaka sunulacak. Sonra ipucu toplayıp onları bir sisteme sokacak ve mantık yürütecekler. İlk akla gelen cevapları yanlış çıkacağını biliyoruz ama polis ekibin 50 dakika içinde bu vakayı çözüp adaleti yerine getireceğini biliyoruz. Duygusal dile tercüme edersem mantık, etik ve bilim kullanarak kaostan düzene, tehlikeden güvene, adaletsizlikten adalete geçiyoruz. Medeniyetin kuruluşunun temel sebebi olan duygu 50 dakikalık haplar içinde buluyoruz bir polise dizinin içine. Kurgu dünyasının bize sunmadığı duygu yok. Biz de menüden seçer gibi neye, kime duygudaş olmaya ihtiyacımız olduğunu seçeriz. Korkmak mı seni dengeler? Yoksa haline gülerek utancını havalandırmak mı istersin bu akşam? Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü en popüler filmler güldüren komediler. Ama tabii ki gülmek bir duygu değil. Aslında bir tepki. Çok popüler, milyonlar tarafından seyredilen komedi karakterler bazen ve büyük tırnak kullanıyorum burada. Çirkin, aptal, beceriksiz, sakar, başarısız olur. Ve onlara güleriz. Burada yatan duygu nedir? Utanç. Aslında hepimiz zaman zaman yetersiz hissediyoruz. Ama bazı özelliklerimiz ve yeteneklerimizden utanıyoruz ve saklamaya çalışırız. O nedenle komedilerde gizlice hissettiğimiz gibi yine tırnak içine aptal, beceriksiz, çirkin insanlar görüp ama herkesin onlara kötü özellikleri rağmen sevdiğini gördüğümüzde rahatlıyoruz. Aslında
bu gülme tepkisi rahatlamadan geliyor. Rahatlıyoruz çünkü biri bizi öyle aptal ve beceriksiz olarak görse öleceğimizi düşünürken ekranda görüyoruz ki duygudaş olduğumuz karakterler ölmedikleri gibi seviliyor ve hatta bazen mutlu sonlara ulaşıyorlar. Yani bu tür komediler bize rahatla, olduğun gibi yeterlisin diye hatırlıyor olabilir. Yetersiz olmanın utancını hafifletiyor. Tabii ki bu sadece mümkün olan bir okuma. Her kişi kendi duygularını çözünce farklı bir cevap bulabilir. Yalnız unutmayalım ki kurgunun etkisi hep geçici. Uzun soluklu bir etki için kişi bu farkındalığı kendi hayatına da taşımalı. Peki onu nasıl mı yaparız? Şimdi size kolay bir uygulama sunacağım. Kaleminiz, kağıdınızı alın. Amacımız şimdi hissedilecek listemize bakmak olacak. Bu dönem ne tür kurgu tüketiyorsun? Roman okuyorsan veya roman okumuyorsan, belki dizi seyretmiyorsan, okuduğun haberlere veya heyecanla dinlediğin günlük hikayelere bak. Maruz kaldığın, mecburen dinlediğin hikayelerden bahsetmiyorum. Seni ampul gibi içten yakan hikayelerden bahsediyorum. Doyamadığın, tekrarladığın, rüyana giren hikayeler. Özellikle bağımlı olduğun bir dizi veya bir kere duyup tanıdığın, herkese anlattığın bir hikaye varsa işte onu bul. Şimdi kağıt ve kalemini al. Düşünmeden bu söyleyeceğim soruların cevaplarını yaz. Kendini editlemeden. Birinci, bu kimin hikayesi ve o nasıl biri? Cevap yazarken şaşırabilirsin. Cevabın illa baş karakter olmayabilir. Asıl duygudaşlık yaptığımız karakter bir yan karakter olabilir. O karakter ne istiyor? İkinci sorum, o karakter ne istiyor? Baş derdi ne? Neden zorlanıyor? Bir sonraki sorumuz, neden zorlanıyor? Ve bu hikaye sana ne fısıldıyor? Bu hikaye sana ne fısıldıyor? Şimdi bu yakaladığın konu ya da yakaladığın hissiyat hayatının hangi alanına ait? Kurgu aracıyla hissettiğin duyguyu hayatına, yani ait olduğu yerde hissetmeyi dene. Hayatının bu alanında bir süre daha yavaş hareket et. Hissederek ve farkındalıkla hareket etmeyi izin ver kendine ve nelerin değiştiğine bak. Deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz lütfen yorumlarda yazın. Sizi okumak beni her zaman çok mutlu ediyor. Umarım bu bir tutam ilham hayatınıza tat katar. Haftaya görüşmek üzere. Her hafta bu kanalda buluşuyoruz. Kaçırmak istemiyorsanız tutam ilhamlarımızı lütfen kanala abone olun. Kendinize çok iyi bakın.